yapın? Nereye gidiyorsunuz? Allah'ın rahmeti tüm inananların üzerine olsun. Çanakkale'de birlikte korudu ailemizi. Bu memleketin evlatlarını 15 yaşına kadar Kur'an öğrenmesi yasak. İstanbul'da 9 belediye başkanlığını kazanan bu cümlede bütün hasarlar. İzin denilen hakkında Fatih İlhan Selahattin Eyyubi'nin milli kahraman şehzadinde lisanı bu ülkede nur olsun. İslam'ın ayağa kalkması olarak değerli. Yani Müslüman'ın bir tam bu erdemli neslin oluşması için vakıf hizmeti. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Akit TV ekranlarının klasiği Milli Diriliş'e hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Milli Diriliş'te bu akşam Norveç'teki NATO tatbikatında gerçekleşen skandalı enine boyuna masaya yatırıyoruz. Yıllar önce NATO'nun hain emelleri hakkında tarihi uyarılarda bulunan Şevki Yılmaz hocamıza gelinen bu noktanın altında yatan gerçekleri soracağız. NATO'nun Türkiye'nin ilk ve son cumhurbaşkanını askeri tatbikatta düşman hedeflerine koyması ne anlama geliyor? Koynumuzda yıllarca yılan mı besledik? Neler oluyor? Konseptler, paradigmalar savaşında hangi noktaya geldik? Hepsi ve daha fazlası şimdi Milli Diriliş'te. Şevki Yılmaz hocamızla Milli Diriliş'e başlıyoruz. Tarih Şevki Yılmaz'ı yine haklı çıkardı. Türkiye YPG ile de savaşmıyor, DEAŞ ile de. Türkiye uluslararası emperyalizmle savaşıyor. Türkiye NATO ile savaşıyor. Geçmişte Türkiye terör örgütleriyle değil, uluslararası emperyalizmle savaşıyor. Türkiye NATO ile savaşıyor diyen Şevki Yılmaz sır perdesini aralıyor. Bu bir Haçlı Savaşı'dır. Gelecekte planlanan 3. Cihan Harbi'nin ön hazırlıklarıdır. Birazdan Milli Diriliş'te. Hocam hem yayın arşivlerimize baktım hem geçmişte sizin yapmış olduğunuz konferanslara ve yazmış olduğunuz yazılara. Yani fragman metninde şöyle bir ifade kullanıyoruz. Tarih Şevki Yılmaz'ı yine haklı çıkarttı. Hocam şimdi hakikaten öyle meselelere bakış açınız, vizyonunuz her konuda önemli meselelerin altını kalın bir çizgiyle çizmiş. Dün de çizdi, bugün de çizmeye devam ediyor. Özellikle Milli Diriliş'in hem yapımcısı hem sunucusu olarak bundan dolayı size teşekkür ediyorum. Çünkü izleyicilerimiz de daha biz yayına bu hafta başlamadan önce bu konularla alakalı bizlere bakın Şevki hocamız geçmişte bunları zaten söylemiş. Yeni süreci nasıl yorumluyor diye soruyorlar. Direkt bu NATO skandalıyla başlamak istiyorum hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezî lâ yedur ma'smihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ ve vessemî'ul alîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlere tüm kardeşlerime salat ve selam olsun. Allah'ımıza hamd, eşsiz önderimiz, baş öğretmenimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, izinden gidenlere, bütün peygamber efendilerimize, ehli beytine, âli ashabına salat ve selam olsun diyoruz. Son dakika yetiştik. Ankara'dan yeni geldik. Buradaki programlarımız dolayısıyla kusura bakmayın. Yorgunluğumuzu bağışlayın bu gece inşallah. Aydan post düşmandan dost olmaz. Biz bunları bildiğimiz yok. Bunları bize gösteren Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Resulü'nün hayatıdır. Düşmanla dost olunmaz, dost gözükülebilir. Düşmanla dost olmayı bu din ebediyen haram kılmıştır. Ayet ve hadisler açık ortadadır. Müminleri bırakarak kafirleri dost kabul etmeyin. Kim buyuruyor Cenab-ı Hak? Ya eyyühellezine amenu la tettehuzul kafirine evliya'en min dunil mu'minin.
ve men yefal zalike feleyse minallahi fi şey. Bu ana hayat yasamız, bunu söylüyor. Onları dost kabul ederseniz Allah'la irtibatınız, bağınız kopar. Yani Allah'tan hiçbir şekilde velayet, yardım isteme hakkınız yok. Çünkü dostunuzu Allah'ın düşmanları seçtiniz. Ama dost gözükmek ayrı şey. Ona da izin veriyor Cenab-ı Hak. Başka bir ayette. Ya ellezine amenu la tettehul kafirine evliya min dunil müminin. Benzer ayette. İlla en tetteku minum tuka. Ancak güçleninceye kadar dost gözükebilirsiniz. Çünkü onlar bize dost değil. Sıkıntı orada. Almanya'dayken genel merkeze bir papaz heyet geldi. Rahmetli Akgün abi, Erbakan abim, iyi Almanca bilir abimiz. O tercüme etti o günkü toplantıyı. Papaz otur oturmaz papazlardan biri sordu. Kur'an-ı Kerim'de kafirleri dost kabul etmeyin ayeti var mı dedi. Tabii şaşırdık, herkes birbirine bakıyor. Değerli ilim heyetiydi, yönetim kurulu Milli Görüş'ün. İşte içinde müftüler var, personel genel müdürü yapmış Diyanet'te. Hani çok elit bir takım, kaliteli bir takımdı. Hepimiz birbirine baktık, ne diyeceğiz şimdi? Yalan da söylesek, yalan, günah. Papaz da ayet okuyacak biraz sonra. Var dedik, biz dost muyuz değil miyiz dedi. Dostuz desek yalan konuşuyoruz, Allah'ı daraltırız. Değiliz desek papaz daralacak. Neden çağırdınız diye. Neden çağırdınız tabii, hem de Almanya'da. Rabbim aklımıza getirdi, dedim bu soruya bize müsaadenizle biz cevap vermek istiyoruz. Buyur dediler. Papaza döndüm, dedim ki sorunuza soruyla cevap vereceğim. Sizden biriniz Alman, Fransız, Amerikalı bir turist Türkiye'ye gelse, hiçbir emeğiniz olmadığı halde Türkiye'nin köylerinde, kasabalarında misafir edilirsiniz, yedilirsiniz, içilirsiniz, misafirhanede kalırsınız. Cömertlik görürsünüz. Doğru mu dedim? Doğru dedi. Cömert bir toplumsunuz. Peki şimdi bana söyler misin? Gençlik çağından itibaren bütün ömrünü Avrupa'nın otobanlarına, kalkınmasına veren, yıkılmış, yakılmış Avrupa'yı yeniden imar eden, kendi vatanına yapmadığı hizmeti Avrupa'ya yapan, uçağın koltuğunda gelip Avrupa'nın kalkınmasının bagajında tabutla dönen 3 milyon, 4 milyon Müslümandan birini evine çağırıp teşekkür eden çıktı mı işin içinizde dedim. Bir kahve ısmarlayan. Sustu. Sorumu geri alıyorum dedim. Neden ayeti indirdi Rabbim? Çünkü sizin dostluğunuzun çıkara dayalı olduğunu biliyor. İsa Aleyhisselam'a gelen değiştirilmemiş İslam dinini siz elleriniz değiştirdiniz. Maddeci bir din hale getirdiniz. Adamı cennete sokmak için bile soyuyorsunuz kilisede. Evet. 18 yaşındaki genci, evladı evinden kovuyor ana baba. Tamamen dostluğunuz çıkar ilişkilerine bağlı. Onun için bizim bu söylediklerimiz efendim kendi tahminlerimiz değil, Kur'an ve sünnetin ışığında Allah'ın tarif ettiği tiptir. Müslümanlıktan ayrılan insan, inancını yitiren insan, kalbi daralan, kalbi katılaşan, dünyaya esir olan insandır. Dünyaya esir olan insanların dostları yoktur. Dostları geçicidir. İster eşi olsun, İster çocuğu olsun. Maddeci dünyada Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike de budur. Neslimizi, evlatlarımızı ve bizleri. Avrupa'da köpekle yatarlar, köpekle yerler, kızardınız. Ne derdim size? Sakın köpekle gezen Avrupalıya kızmayın. Neden?
Çünkü Avrupa'da köpek intiharı önlüyor. Niçin intiharı önlüyor? Maddeci Avrupa evinde kimseyi görmek istemiyor. Kızı yok, oğlu yok, eşi başka yerde yaşar. Yalnız kalmış, tam intihar edecek, bunalmış insanı köpekteki sadakat kurtarıyor. Yani köpeğin bir fonksiyonu var. Böyle giderse büyük apartmanlaşan, gökdelenler yarışına giren Türkiye'nin sonu da bu. Akraba bağlarını koparan insanlar da dostluk çıkara dayalıdır. Şimdi Türkiye üzerinde İslam coğrafyası, Allah'ın dinine isyan eden Müslüman coğrafyanın en büyük tehlikesi ne NATO'dur, ne Haçlı kuvvetleridir, ne diğer düşmanlar. En büyük tehlike imandan, İslam'dan uzaklaşmak ve manevi değer bağlarını kopararak akraba bağlarını yok etmektir. Akraba bağı yok oldu, dostluk olmaz. Düğünlere bile gidiyoruz adam. Düğüne gelmişin, düğün şekeri veriyor. Ha ne yemek, ha ne filan, ha ne yiyecekler. Düğün dediğim bu değil ki. Hani yani imkanı olduğu halde yapmayan. Tabii imkanı olduğu halde, tabii onu kastediyorum. Ne zenginler, lüks otellere gidiyoruz. Halbuki düğünde hediye vermek kadar ikramda bulunmak da sünnet. Neden bunlar oluyor? Yani bu küçük ayrıntıda bile tabii, Kur'an ve sünnetin tabii, o perspektifinden uzaklaştığımızı tabii, ifade tabii, ediyorsunuz hocam. Şimdi biz sivrisineklere bakıyoruz. NATO bir sivrisinek gücüdür. Sivrisinek kadar da gücü yok. Nemrud'u yenen sinek değil midir? NATO'yu bu hale getirenlerden asıl hesap sormak lazım. NATO neden doğdu? Kendi oluşturduğu canavardan toplumu koruma numarasıyla doğdu. Kendi oluşturduğu canavar. Bir komünizm bloğu dedi. Varşova Paktı'nı kurdu. Ve karşısında da ya komünist olacaksınız, dininizden, inancınızdan yok olacaksınız, ya da NATO'nun askeri olacaksınız. NATO niçin kuruldu? Varşova tek olsaydı NATO olmazdı. NATO tek olsa Varşova olmaz. Tabii, savaşlardan çıkmış bir ikinci dünya tabii, savaşını yaşamış. Şimdi İslam alemi başı koparılınca, anası gidince, hilafet merkezi yok edilince kaldıranları lanetleniyorum. Nereye kaçacak bu toplum? Nereye? Yani bize dayattılar. Tabii, iki paktan birini seçin. Canını kim koruyacak? Ya Varşova ya NATO. Ortadoğu ülkelerin birçoğu bağımsız oldu. Rusya'ya yanaştı. Balkanlar bağımsız oldu. Rusya'ya yanaştı. Libya filan. Bir kısmı Amerika hiçbir pakta koymadı. Çünkü uşak olarak emrini aldı Ortadoğu'daki Arap ülkelerini. Türkiye'de Rusya'ya sınır olması sebebiyle NATO şemsiyesini tercih etti. Ama biz o zaman da söyledik. Şu sözümden ben idamla yargılandım veya başka mahkemelerim oldu. Türkiye ordusu, Türk ordusu Türkiye'nin emrindedir dediğim için yargılanıyorum. Emrindedir. Tabii kasetler. Olmalıdır yani. Emrinde olmalıdır. Hı hı. Bunu nasıl söylersin? Ne demek? Türkiye ordusu Türkiye'nin emrindedir. Ama öyle değil. Türkiye kendi vatanını NATO'dan izinsiz koruyamaz hale getirildi. Düşman saldıracak, telefon edeceğiz NATO, beni kurtar diye. Neden? Türkiye'nin silahlanmasını, sanayileşmesini İttihat Terakki çeteleri hep önlemiştir. Sadece manevi değerlere savaş açmadılar. NATO'ya muhtaç olmak için Türkiye'yi kalkındırmak isteyen nice şahsiyetleri, uçak yaptım Nuri Demiray, deli dedi. Yasaklandı. Ondan evvel ismini unuttum. Hürkuş. Hürkuş. Evet. Adam ne çileler çekti. Evet. Ondan sonra Menderes, sonra Erbakan Hocam, sonra Özal. Hep kim adına bunlar tasfiye edildiler? Türkiye güçlü olmasın diye. Avrupa devletleri. NATO, Türkiye için NATO sadece beygirliği, Truva atılı kabul edersen vardır. Yoksa sana hiçbir değer vermez. Ucuz askeri olursan. Sırtına NATO'yu alırsan,
Biz sırtımızda NATO'yu taşıdık. NATO bizi taşımadı. Yani Güney Kore'ye tabii. NATO adına gidersen. Tabii. Doğru mu hocam? NATO'yu kim taşıdı? Hmm. 3000 evladımız Kore'de hayatını kaybetti. Ahmet Johnny'lerin canını kurtarırsan senden iyi bir şey yok. Ama Kıbrıs harekatında, biz meclis kürsüsünde bunları söyledik. Kıbrıs harekatında kendi alnımız silahları vermedi. Kapılarımızı kapattığımız Libya, Kaddafi Allah rahmet etsin sırtında mermi taşıdı. Türkiye'ye gidecek cephane dolu uçak. Ve nereden malzeme alırsan al, faturayı Libya adına keseceksin. O gün Kaddafi'nin açıklamalarını unutmuyorum, 18-19 yaşlarındaydık. Petrol, bütün petrol Libya'dan alacaksınız. Bedava, savaş boyunca. Ama Araplar bizi arkadan vurdu yalanıyla. Bizleri önden ve arkadan vuranların tuzağına düştük. Ama bu olaylar niçin yapılıyor? NATO, Haçlı ordularının birleştiği bir karargahtır. Dolayısıyla NATO Orta Doğu'yu işgal edebilmek için Türkiye'nin tasfiye edilmesi gerekiyor. NATO Haçlı ordularının toplandığı karargah. Tabii. Bunun için de Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması lazım. Çünkü kendi üyesini yok edemez dünyada. Kendi üyesi NATO üyeydi Türkiye. O günün birinde onu da yapacak. Ama şu andaki pozisyonda NATO'nun Türkiye'yi işgali, Türkiye olduğu, üye olduğu sürece NATO'yu bölecektir. Biz kendi üyemizi nasıl işgal ediyoruz? Yarın diğer ülkeler edecek, beni de işgal edeceksin filan. Ne yapmaları lazım? Türkiye'yi kızdırarak NATO'dan çıkarmaları lazım. Mustafa Kemal'e neden kurşun atıyor? Mahsus. Onu efendim, onun yoluyla bütün halkı NATO'dan çıkmaya tahrik etmek için. Yani, çıkalım şu NATO'dan. Atatürkçülerin de Kemalistlerin de tepkisini tabii, alacak. Tabii, bakıyor yorumlarına. Çıkalım diyor, çıkalım diyor. Hayır. Boyuna gelmek en büyük gaflettir. Şu anda Türkiye'yi kendileri çıkarıncaya kadar Türkiye'nin oradan çıkması NATO'nun ekmeğine yağ sürmektir. İşte biliyoruz NATO'nun sonunda Türkiye'ye darbe vuracağını. Ama o süreye kadar Türkiye'nin mutlaka savunmasını, silah sanayini, ağır sanayini tamamlaması gerekiyor. Yani bu büyük bir planın parçası, bir aşama hocam. Türkiye'yi, Türk milletinde bir tepki oluşturarak hükümeti baskı altına alıp işte NATO'dan çıkalım, niye biz burada duruyoruz artık noktasına getirmeyi istiyorlar diyorsunuz. Osmanlı Devleti'ni yıkan İttihat Terakki Hareket Ordusu ile içinde aldatılmış iyiler de var. Ordusuyla Türkiye'yi yutmak isteyen NATO ordusu arasında hiçbir fark yoktur. Biz ki biz küçücük bir toprağa sıkıştırıldık, Anadolu. Bu İttihat Terakki çeteleri 2,5 milyon, o zamanki son toprak parçasıdır. 2,5 milyon kilometre Abdülhamit döneminde korunan toprak parçasını yok etmiştir. Kim yapıyor bunu? Hareket ordusu. Neyle yapıyor hareket ordusu? Sultan Abdülhamid'i yıkarak, Osmanlı Devleti'nin temeline dinamit atarak, NATO'yu doğuran hareket ordusudur. Varşova'yı doğuran hareket ordusudur. Yoksa Osmanlı Devleti yıkılmasaydı, güçlendirilseydi, Abdülhamid Han'ın masonlar, İttihat Terakki çeteleri Sabateist dönmeler tahttan indirmeseydi, bugün ne NATO vardı ne Varşova vardı. Biz olaya sadece zahiren bakıyoruz, kabuğundan bakıyoruz. NATO'yu bugün başımıza bela eden Osmanlı Devleti yıkan Sabateistler. Dönmeler ve İttihat Terakki. Hareket ordusu, iyiler de var bunlar istisna. Kanmayan yok ki. Bunlardan biri Kazım Karabekir Paşa, Allah rahmet etsin. Hatıratında nasıl aldatıldığını, Selanik'ten yürüyen hareket ordusu içinde biz subaylar da vardık diyor. Bize dediler halifeyi korumak, dini korumak için
halifenin azli gerekiyor. İslam'ı müdafaa için yürüdük diyor Selanik'te. Gelenler. Gelenler. Hmm. Sonra içimizde 25'e yakın subay öldü, şehit oldu zannettik. Din vatanı korumaya gelmişler. Gasilhaneye gittim onları yıkamak için. Su dökeyim üzerlerine. Gerçi şehit yıkanmaz ama yıkamışlar. Bir tanesini affedersin avret mahalli açıldı. Baktım sünnetsiz. Öbürü açıldı sünnetsiz. Öbürü açıldı. Sünnetsiz orada uyandım diyor. Eyvah Kazım, ne yaptın ya? Koca Cihan Sultanı'nı yıktın ve koca devleti yıktın. Koca devleti yıktın. Tevfik Rıza'nın şiirlerini okuyun. Hakaret eden şiirleri var ama sonra çok ağır şiirleri var. Biz nasıl böyle bir sultan hakkıydık diye. Onun için aklımızı başımıza alacağız. Liderlere ölmeden sahip çıkacağız. Öldükten sonra lideri methetmek, lideri tanımıyorduk, bilmiyorduk demenin hiçbir faydası yok. O gün bu liderlere sahip çıkılsaydı, bugün bu konuları konuşmuyorduk. Menderes'i kastediyorsunuz, Özal'ı kastediyorsunuz. Tabii. Erbakan Hoca'yı. Hep şimdi bakıyorum, Erbakan Hoca'ya düşman olanları dinliyorum. Ah hocama, şimdi neden ah diyorsun? Onun için aklımızı başımıza alacağız. Dünyada oynanan ülkeler arası santraç savaşında şah Türkiye'dir. Bu şahı da oynayan şimdi Tayyip Erdoğan kardeşimdir. Tayyip Erdoğan kardeşim de fanidir. Allah hak, emri hak vaki olduktan sonra onun yerine gelecek milli ruhta aynı idealdeki insan yine NATO'nun hedef tahtasıdır. Yine efendim Varşova'nın hedef tahtasıdır. Onlar şahıslara olan düşmanlığı yok. Türkiye gemisinin rotasını kim değiştiriyorsa onlara düşmanlığı var. Şimdi Tayyip Bey'e düşman. Norveç'teki işte bu ahlaksız gösteri ki tahminim yine FETÖ'nün bir adamının eseri. Ama Tayyip Bey'den de öteye Allah'a düşmandır NATO. Peygamber'e düşmandır. Rahmetli Erbakan Hocam bunları söylemiyor muydu? NATO'nun düşman rengi Varşova Paktı yıkılıncaya kadar kırmızıydı, kızıl. Yani aldatmak için bizim savaş edeceğimiz kişiler komünist devletler. Varşova yıkıldı. Sen de lav et kendini. Düşman gitti hadi. Madem o gayeyle geldin, Türkiye'nin her tarafına radarlar, istasyonlar açtın. Sizi işte komünizmden korumak için. Hadi komünizm yıkıldı. Türkiye Cumhuriyetler bağımsızlığına kavuştu. Sen kendini lav et. Asıl maskesi düştü. Canavar suratı gözüktü emperyalizmin. Nedir o? Rengini değiştirdi. Renk. Şu renk. Renk değişti. Tabii. Yeşil. Biz bunları göremedik. Yani biz İslam'a saldırıldığında ne zaman uyanacağız ya? Hep şahıslara saldırıldığında mı aklımız başımıza gelecek? NATO'nun hedefi ne Tayyip Bey'di ne Türkiye'dir. NATO'nun hedefi İslam'dır, 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 onu yok etmektir. Onu savunan herkes onun düşmanıdır. Tayyip Bey savundu, düşman oldu. Türkiye İslam'ı savunuyor. İslam'ın medeniyetinin elhamdülillah korunduğu bir vatandır. Onun için hedefin büyüğüne bakacağız. Hedefin büyüğüne bakarsak şaşırmayız ve NATO'nun hedefini alt üst ederiz. 1,5 milyar birleşiriz. Çünkü tek tek yutmak için bu planları yapıyor. Bir ekmeği bir anda yutabilir misin? Ne yapacaksın? He? Bölecek. Böleceksin. Parçalayacaksın, yutacaksın. Dünya emperyalizmin başta bunların uşağı ki NATO İsrail'in bekçi kulübesidir. İsrail'i korumak için Orta Doğu'da vardır. Roma da bunun için görevdedir. Dolayısıyla İsrail bu küçük nüfusuyla nasıl 1,5 milyarlık coğrafyayı yutacak, parçalayacak, bölecek, yutacak. Şimdi yutmaya sıra geldi.
Önce parçaladı. Neyle? Böldüler önce. Önce böldüler, pardon. Neyle? Osmanlı Devleti'ni yıkarak. Kaç devletçikliğe bölündük biz, sayın bakayım. Osmanlı topraklar üzerinde tahminim 40'a yakın, 40'a yakın devletçik var. Devlet yok, devletçik. Evet. Sonra o devletleri de kendi içinde şimdi parçalıyorlar. Suriye Devleti'ni 3'e, Irak'ı 3'e, Suud'u 3'e, Türkiye'yi hakeza. Bunlar hepsi plan. Bunlar böldükten sonra yutma dönemi başlayacak. Yutma dönemine doğru iken, ona doğru gidiliyorken elhamdülillah morfinledikleri Türkiye aslanı kendine gelmeye başladı. Kendine gelmeye başlayınca da kıyamet koptu. Yeniden İttihat Terakki çetelerin efendileri bu sefer sahneyi aldılar. İttihat Terakki çetelerini anlamazsak ne NATO'yu ne var hiçbirini anlayamayız. Bizim birliğimiz vardı. Bu planı NATO filan kim kurdu? Size söylüyorum. Abdülhamid'i tahttan indiren Theodor Herzl, Emmanuel Karas. Toplantıda bir avuç insan var. Gittim işte İsviçre Basel şehrindeki müzeye. Bir sinema salonu veya tiyatro salonu. İsrail Devleti burada kuruldu diyor. Levhası var. Orada insanlara ne anlatıyor? Söylediklerimi yaparsanız 50 sene sonra küçük İsrail, 100 sene sonra büyük İsrail İmparatorluğunu kuracağız. 50 sene sonra. De tarih ne zaman? 1897. 50 daha 1947. 47 evet. İsrail 15 Mayıs. 100 sene sonra kuracaktı, kuramadı. 1997'ye tekrar. Sebeplerini söyleyeceğiz. Evet. Ne yapacaksın? Yaptıkları şey belli. Yani biz planı, programı okumuyoruz. Ne yaptılar? 1,5 milyarı nasıl 14 milyon esir eder? Sadece 14 milyon, 1,5 değil 6 milyar insan. Yani 100 tane adam Basel'de toplanınca devlet tabii yıkabiliyor mu? Tabii. Yani bu kadar kolay işte mı? İşte. İşte nedir bunun alt yapısı? Kimlerle tabii bir iş tabii yaptılar hocam? Reçete sundu. Geldiler. Reçete sundu. Bir, hilafet kaldırılacak. Bütün insanlığın hilafeti Roma merkezi olacak. Roma, İsrail zikretmiyor. Ve bunun adı, bunun adına Birleşmiş Milletler deniyor. Roma merkezlidir. Amerika hikaye her şeyi Roma yönetiyor. Bugün İslam ümmetinin de 6 milyarlığında zahiri halifesi Roma'daki papadır. Papadır. Tabii. Hmm. Birliğin nerede senin? Yok. Mecbur herkes oraya üye oldu. Türkiye dahil. Birleşmiş Milletler konferanslarda ne derdik? Birleşmiş Milletler. Kimi korumak için kuruldu? İsrail'i ve ona uşaklık yapan emperyalist ülke. Irak'ı, Suriye'yi, Afganistan'ı, Çeçenistan'ı. Neredesin? İyi ya hocam. Niçin toplanmıyor? Evet. Yani Cumhurbaşkanımızın her zaman beş, nedir o, dünya beşten büyük dediği gerçek bu. Nasıl adaletlisin ya? Hristiyanların temsilcisi var. 1,5 milyar İslam alim bir tane temsilcisi yok. Kaç tane var Hristiyanların Güvenlik temsilcisi? Güvenlik Konseyi'nde. Fransa, yani değil mi? Evet. Fransa temsilci, yanılmıyoruz. Amerika temsilci, Rusya temsilci, Ortodoksların temsilcisi var. Evet. Ortodoksların, Katoliklerin temsilcisi var. Protestanların, mezheplerin bile temsilcisi var. Yani nerede Budistler, Hindistan'ın temsilcisi? Nerede 1,5 milyar İslam alim temsilcisi? Neden bir temsilci veto hakkı kullandığımız savaşamıyoruz? Şimdi İslam aleminden bir kişi Milli Güvenlik Konseyi'nde olsaydı Irak'a girebilir miydi haydutlar, koybolar, namussuzlar? Veto hakkını kullanacaktı. Böyle bir kurum. Myanmar işte hocam, tabii, Arakan, Myanmar, Arakan meselesi işte. Bu bir. Çin. Tabii birincisi o. Başı koparttın. Hı-hı. Baş koptu. Baş kopunca. Yani önce bölmek için başı tabii kopartması tabii gerekiyordu. Hilafet merkezini tabii taşıması gerekiyordu. Hilafeti kaldırdılar. Hı-hı. Yok meclisin bünyesinde falan o hikaye. Yani tabii şu an için. O devirdeki ahmakları aldatmak için oylamada. Uygulama yok zaten tabii hocam. Yani var ya da yok. Kalktı. Hı-hı. Sen 43 devleti nasıl birleştireceksin? Her kral ayrı telden çalıyor.
Her devlet başkanı ayrı telden çalıyor. Bunu yapmak için çok güçlü, süper güç bir devlete ihtiyaç var. Güvenecek sana. Hı hı. Güvenecek, güvenmeden gelmez ki yanına. İki canavardan ayrılacak, senin kuracağın birliğe gelecek. Katar biraz yanaşıyor, tabii. Ekonomik ambargo. Suud biraz tabii. Yanaşıyor, hop darbe hocam. İkincisi ya, ne? İslam dünyasının önce bölmeleri lazımdı. Birincisini söyledik hocam, kısa bir reklam arası verelim. Çok önemli. Arkadaşlar uyarıyor. Bu arada tabii değerli izleyenler, Facebook sayfasından hem Şevki Yılmaz hocamızın hem Milli Diriliş sayfasından canlı olarak da yayınlanıyor. AkitTV.com.tr'den de aynı anda ve habervakti.com web sitesinden canlı olarak Milli Diriliş yayınlanıyor. Hocamızın daha önceki programlarda vurguladığı çok önemli başlıklar var. Bugünleri anlattığı ifadeleri oldu. Reklamlardan sonra o VTR'leri sizlerle paylaşacağız. Ama bir kısa aramız var. Aradan sonra buradayız. Evet değerli izleyenler, Akit TV ekranlarında salı akşamlarının adeta fenomeni haline gelen Şevki Yılmaz hocamızla Milli Diriliş devam ediyor. İlk bölümde NATO'daki bu skandal üzerinden hocamızın NATO falan bahane, onlar bizi yıkamaz, yeter ki biz Kur'an ve sünnet perspektifinden ayrılmayalım dedi ve onun üzerine konuşuyorduk. Böl, parçala, yut oyunundan bahsetti. Batının ve Haçlı'nın önce bölmeleri gerekiyordu. Bir bütün olarak bu coğrafyayı yutmaları imkansızdı ve başı özellikle öncelikle koparmaları gerekiyordu. Bunun için de payandalar oluşturmaları, yani piyonlar oluşturmaları gerektiği üzerine konuştu hocamız. Şimdi ikinci bölüme başlarken hocam buna bir parantez açalım. Şimdi bölgeyi işte PYD, YPG, DH, IŞİD gibi örgütlerle parçaladılar adeta. Şimdi geçtiğimiz günlerde IŞİD'in başkenti olarak sayılan Rakka'yı IŞİD boşalttı. Kimin gözetiminde boşalttı hocam? PYD, YPG'nin gözetiminde boşalttı. Yani PKK Rakka ve o bölgeyi IŞİD ele geçirirken o süreçte oradaki Kürt, Türk, Arap kadınlarına tecavüz ettiler hocam. Oradaki Kürt, Türk, Arap Müslümanları öldürdüler. Şimdi aynı kafa IŞİD'i el sallayarak gönderdi. O görüntüleri bir izleyelim, kısa bir VTR. Bir numaralı VTR arkadaşlar. Şeyi saymamız lazım. Onun üzerinden hocamızın önemli bir tespitini sizlerle paylaşacağız. Evet, değerli izleyenler, Rakka'dan IŞİD militanları PYD-YPG yani PKK unsurlarının gözetiminde çıktı. Geçtiğimiz dönemde Şevki Yılmaz hocamız IŞİD ile bu YPG-PYD çatışmasının tamamen bir oyun olduğunu söylemişti. İki numaralı VTR'yi izleyelim. Bakın, görün PYD-YPG nasıl birlikteydiler ifadesini hocamız geçmişte nasıl kullandı. Ya da bize mi yansıtılmıyor? DAEŞ'in orada görevi PYD'ye uşaklık yapmak. PYD'nin dozeridir DAEŞ. İkisi bir tabii. Tabii önce Arap kabileleri, Türk kabileleri, Türkmenleri o bölgeden DAEŞ'e temizlettiler. DAEŞ'in aldığı her yeri YPD aldı. Evet. Hani siz YPD DAEŞ'ten güçlü değil ki. O bir taktikti. Amerika'nın, Maşa'nın iki ucu. DAEŞ ve PYD. Bunlar çünkü Türkiye'nin sınırlarına Kürt kökenli terör örgütlerini yerleştirmek. Siyonizmin ana hedefi o. İçeride de Kürt kökenli aldatılmış bir avuç PKK'lı Maşa var. Böylece Türkiye'nin sınırlarını L şeklinde tamamen böl parçala yut planının gereği bir Kürdistan, sözüm ona Kürdistan devletini Türkiye sınırlarına yerleştirmek. DAEŞ'in ilk görevi bu. Bunun için PYD'nin önünü açtım. Ve böylece PYD bütün sınırlarımıza yerleşti biliyorsunuz. Şimdi evet. Son iki üç köyde DAEŞ var. O da temizlenip PYD gelecekti. Yeah.
Evet değerli izleyenler, o dönemlerde IŞİD'le YPG, PYD'yi ayrı örgütler olarak lanse ediyorlardı bize ve bütün yorumcular bunlar birbiriyle çatışma halinde, Kobani'de işte IŞİD tehlikedir, PKK, YPG'ye yardım edilmelidir gibi bir sürü tezler söylenirken hocam siz diyorsunuz ki DAEŞ'in görevi, IŞİD'in görevi PYD, YPG'ye dozerlik yapmak. Oraları oraya bırakacaklar, onlara bırakacaklar. Gözüken köy kılavuz istemez. Hocam işte ama onu görmek önemli, o kabiliyet önemli ya. Şimdi bunlar hepsi maşa. Bağdat'ı bunları çıkarırken bunlar Bağdat'ı, Mehdi diye, zamanın lideri diye aldatılmış gençler. Birçoğu da gece teheccüde namazına kalkan gençler. Amerika'dan getirildi, Avrupa'dan getirildi. Birçoğu orada din adına öldürüldüler. Öyle zannedildi. Evet, kullanıldılar. Kullanıldılar. Çünkü dünyada böyle ahmak gavur yok. Var mı böyle bir Amerikalı? Johnny. Sana Kürdistan kurdutacak. Efendim öbürüne başka bir devlet kurduracak. Hepsi kendi ölmesin diye Hasan'ı Hasan'a vurdurarak önünü açıyor. Plan o. Tamamen hepsinin görevi, ortak görevi İsrail'in Orta Doğu'daki yayılması ve ana hedefine, yani Büyük İsrail İmparatorluğu hedefine uşaklık yapması. Dolayısıyla alenen çıktı hocam. Tabii yani. Alenen çıktı. Çünkü Bağdat şimdi FETÖ köpeği gibi rüya görmüştür. Ben rüya gördüm, peygamberimiz terk et dedi diye. Yine yalanla o saf insanları muhakkak kandırmıştır. Rakka'yı da öyle boşaltmışlardı. Burada bir keramet var, tabii, bir hedef var, bir amaç tabii doğrultusunda diye tabii hala. Evet işte hocam bu böl bölümünde kimi kullanıyor? İşte bizim cehalet. Evet. Theodor Herzl dediği, İslam alemini yutmak istiyorsak, İsrail hayaline, büyük imparatorluk hayaline ulaşmak istiyorsak ne yapacaksın? Önce cihan devletini ortadan kaldıracaksın. Birinci Cihan Harbi Osmanlı Devleti'ni yıkmak için çıkarılmıştır. İkinci Cihan Harbi de İsrail'i Filistin'de kurmak için çıkarılmıştır. Hitler Yahudi dedik yıllarca evvel, konferanslarım var. Almanya, Nazi Almanya, Yahudi Almanya'sında bir kaportacı işçinin Almanya'nın devlet başkanı olma mümkün değildir. Eğer Hitler'in Yahudileri estirdiği korku fırtınası olmasaydı hiçbir Yahudi Avrupa'daki o rahatını, o villasını, o güzel hayatını kendine göre terk edip de çorak topraklara gitmezdi. 45'li yıllarda. Hatta 5 gemi dolu, hiç unutmuyorum. 5 veya 3 gemi dolusu Yahudi profesör, ilim adamı filan Türkiye'ye sığındı. Hitler İnönü'ye nota çekti. Hitler. Doğru. O Yahudileri kabul edersen Türkiye'de savaş alanım içine girer diye. Neden? Çünkü illa Filistin'e yerleşmesi istiyor. Plan var çünkü. Tabii. Birinci Cihan Harbi'ne biz girmeseydik Osmanlı Devleti yıkılmazdı. Meselenin temeline bakmıyoruz. Cihan Harbi'ne sokan kim? CHP'yi kuran kafa. İttihat Terakki. Neden soktunuz? Sultan Abdülhamid'in hatıralarını oku. Bunlar birbirine girsin istiyordum. Avrupa birbirlerine savaşırken ben hasta Osmanlı'yı tedavi ettirecektim. Savaşa girmeyen bir Osmanlı, petrolünü bulmak üzere olan bir Osmanlı, petrolünü çıkarmak üzere olan bir Osmanlı, bütün borçlarını ödeyecek, kalkınmasını yapacak. Bütün hayalim buydu. Ama içimizdeki hainler diyor beni tahttan indirerek Selanik'e mahkum ettiler ve hiç sebep yokken Alman gemisine Türk bayrağını takarak, Alman savaş gemisine Türk bayrağını takarak Rusya'yı bombalattılar. Ne oldu? Böylece savaşın içine Türkiye'yi soktular. Bir soru. Çanakkale'de biz yenildik mi? Bize öyle öğrettiler, yenilmedik. Çanakkale geçilmez. İngiliz ya nereden girdi? Çanakkale geçilmedi. İstanbul'a nereden geldi? Nerede? Gökten mi geldi? Gökten mi geldi? Ne oyunlar ya. Biz Anadolu'yu parçalatmamak, hilafeti kaldırmamak için en zor şartlarda tüm bölgelerde savaş yapmış bir milletiz. Aynı anda.
Evet. Aynı anda bir takım yedi takımla maç yapar mı? Kafkasya cephesi. Türkiye yapıyor. Filistin cephesi. Tabii hepsinde evet. Aynı anda. Aynen. Bu savaşların ortak hedefi Osmanlı Devleti yıkılmasın diye. Çanakkale'de 253 bin şehit verdik Osmanlı Devleti. Sakarya Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti ordusunun. Osmanlı ordusu. Hı hı. Dumlupınar Osmanlı ordusu. Düşmanı denize döktük. Adama sorarlar devlet nerede? Kazandık. Soru sorayım. Herkese soruyorum savaşta buradan. Kazandık değil mi? Osmanlı Devleti nerede yıkıldı? Hangi savaştı? Ankara Parlamentosu'nda İttihat Terakki çeteleri. Oylamayla saltanatı kaldırma kanunu numara. Saltanat filan değil. O Osmanlı Devleti'ni kaldırma kanunudur. Devlet yıkılıyor. Parmakla, silahla yıkılamayan Osmanlı Devleti Ankara Parlamentosu'nda parmakla yıkılıyor. Oylamayla. Çanakkale geçilmedi. Osmanlı serve oturtuldu. Doğru mu? Neden oturtuldu Mondros Serv, Sora Lozan? Müttefikimiz Almanya yenildiği için. Bu hain kalleş. İttifak devletleri, itiraf kendilerine devletleri. Kendilerine 50. yıl kutlamalarında onların kutlaması. Bizim matemimiz, işçilerin Almanya'ya gelişi kutlanmaz. Matem tutulur, yas tutulur. Osmanlı'nın torunu Avrupa'da ne işi var? Kurban seçilmişler. Orada da söyledim Alman yetkililerine, Münih'te kaset var. Siz dedim, sizin bu biz Almanya için koskoca devleti kaybettik. Siz nasıl oluyor da Türkiye'nin aleyhinde hala oyunlar içinde? Politikalar üretiyorlar hala. Şu gurbetçiye hala hak veriyorum vermiyor unutar. Biz devlet yıktık ya. Size bir soru, devleti yıktılar. Bir soru diyorum, size de soruyorum. Biz yenilmedik Çanakkale'de. Sevr'de hükmen mağlup edildik. Peki neden Almanya parçalanmadı da Türkiye parçalandı Sevr'de? Yenilen Almanya. Yani sonuçta bölgelere ayrıldı Westfalen. O sonra, çünkü Can Harbi'nden sonra. Evet, yani sonradan. Asıl yutulan Türkiye'dir, oyun olduğu ortada. Osmanlı coğrafyası falan. Tabii Balkanlar gitti. Hı. Suriye gitti, Irak gitti ve Filistin cephesi. Misak-ı milli sınırlarıyla övünür hale getirildik. Bu oyun değil mi? Demek ki birinci Can Harbi'ni Türkiye'yi bölmek için çıkarttılar. Osmanlı'yı yıkmak tabii, için. Tabii. Bu bunun birinci maddesi bu. İkinci maddesi dünyaya hakim olmak istiyorsak Theodorus Emel Kasır'ın fikirleri bunlar. Kültür ve medeniyetini yasaklayacaksınız. Onlar Kur'an'a bağlı olduk da onları yıkamazsınız. Bunlar hepsi söyledi. Kur'an'ı hayattan kışladan kovdular. Theodor Herzl'in planı. Arap alemi de, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyetleri de tam Batı aşığı hayranı bir nesil meydana getireceksiniz. Kendi kültürümüz nerede? Kültürümüzün kaynağı harflerimiz nerede? Medeniyetimizin ana kaynağı nerede? Bunlar hep 1897'de filan. Tabi ondan evvel batıya giden nesiller yoluyla zaten Türkiye'yi ileride Batı'da. Çok rahat batı uşağı yapacak nesiller yetişti. Tanzimat fermanları ilan edilmiş. 1897'de bu hızlandırıldı. Bütün güçleri. Bir anda hele olmadı. Tabii. Hele Türkiye Devleti'ni kurduktan sonra ayağa kalkmasın için ne kadar değer varsa hepsini devrimlerle devirdiler. Adına bak devrim işte. Neyi devirdin? Neyi devirdin? Tamamen medeniyetimizi. Uğur Mumcu'nun sözünü geçen söyledim. Belki idamı vurulmasının bir iki sebeplerinden biri budur. Uğur Mumcu'yu kim vurdu? Özel Harp Dairesi. Suikasta. Tabii suikasta. PKK plakadır, yalandır dedi. Bu dedi, bu Özel Harp Dairesi'ne bağlı. Bak buradan söylüyoruz. Adam kitap hazırladım dedi, yakında yayınlayacağım. Bazı rutbeli generaller, bürokrasiler, önemli şahsiyetler PKK ile işbirliği yapıyor. PKK ile. 20 bin silah çıktı PKK'nın elinde. Numaraların hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde çıktı. Kim verdi PKK'ya bu silahları?
FETÖ çökertilince şimdi bunlar çok daha iyi anlaşılıyor. Hepsi çıkıyor hocam. Bir milletin kültürünü yok ederseniz medeniyetini o millet, millet olma vasfına sahip olmaz. İkinci aşama medeniyetiyle tabii, bağlarını koparma. Tabii. Hocam. Üçüncü aşama ekonomi bağlarını koparmak. Ekonomi bağları. Buna pazar diyoruz. Müslüman ülkeler mayın tarlasıyla döşeniyor sınırlar. Avrupa'da kendi aralarında sınırlar kalkıyor. Bir ırkçılık hareketleri dördüncüsü. Buna bağlı oldu. En büyük yaygın bir şekilde birbirine Müslümanlar düşman edildi. Kürt Türk'e, Türk Kürt'e, Arap Türk'e, Türk Arap'a. Neler oldu neler vaktim yok bu televizyon, bu kısa program içinde. Mısır'a gidiyoruz. Anlattım dedim bize Arap diye köpekleri çağırttılar. Arap Arap. Çocukken bu Arap renk ismiydi ki siyah diye bizim kara dersin. Evet. Arap renk mi? Var mı mavi yeşil kız Arap diye bir renk var mı? Siyah köpekleri Arap Arap deyince o eserdeki profesör ne dedi bize? Ya bize dedi çocukluğumuzda köpeklere Türk Türk diye çağırttılar dedi. O orada Türk düşmanlığı, burada Arap düşmanlığı. Pazarı kim kaptı? Batı. Batı kaptı. Türkiye tüketen olacak, Avrupa üreten olacak. Ucuz iş gücü de bunu bizden. Bozmaya çalışanlar yok edilecek ve edildi de. Darbelerin sebeplerinden biri de budur. Pazar kurdurmaya izin vermezler. Kitabıma yazmıştım. Bir daha burada söyleyeyim sorduğunuz için. Hani ekonomik pazarı kurmanın tehlikelerini arz için. Maliye Bakanı Dışişleri Bakanı neden asıldı? Hani darbenin, ihtilalin Dışişleri Bakanı'yla ilgisi ne? 60 darbesinde. Tabii 1960. Hı hı. Araştırdım bunda bir bitkeni var. Bulduk. 1957 Bağdat Paktı'na imza atanlar öldürüldü veya tasfiye edildi hepsi. İlk ekonomik birliktir. İlk başkaldırıştır. Ben de rahmetli Abdülhamit'ten sonra. Hangi ülkelerde hocam o? Irak, Pakistan, Türkiye, İran. D4 diye. Hepsinde darbe yapıldı. Bakın Musaddık gitti, öbürü gitti, öbürü gitti bir sürü. Gerçi Musaddık daha önce gitti. Şimdi 57'de Türkiye nasıl karıştırıldı? Sonra Rusya'ya yanaşmaya kalktılar bu şeyden sonra. O da tuz biberi oldu her şeyin. Ama asıl Bağdat baktı. Maliye Bakanı imzası var. İdam edildi. Dışişleri Bakanı imzası var. İdam edildi. Bak. Menderes'in imzası var. Ev sahipliği yapan Irak Kralı Faysal anlaşmadan 6 ay sonra Bağdat'ta öldürüldü. Türkiye, Pakistan, Türkiye az yanaştı. Bak başbakanını götürdüler. Yani. Onun için ne hale geldiğimizi, niçin bu hale geldiğimizi önce bileceğiz ki ayağa kalkalım. NATO sonuç diyorsunuz tabii hocam. Sonuç. Sebeplere bakmak lazım. Plaka. Yani evet. Plaka. Biz adam olan biz. Hı hı. Biz bunların o ürettiği planlar karşısına planlarımızı ortaya koyalım. Bak pazarlarımız oluyor. Mayın tarlaları kalktı. Suriye olayını çıkarttılar. Sınır kalkmıştı Türkiye'de. Evet. Hemen müdahale ettiler. Sınırları teröristlerle çevirdiler. Bunların sebeplerinden biri de bu pazarı Türkiye ve Müslüman ülkeler kendi pazarlarını kurmasın diye. Başka bir adımları para birimini, Müslüman ülkeler para birimini kaldırdılar. Müslüman, Müslümanla dolarla alışveriş edecek hale getirildi. Uluslararası piyasada doları... Nasıl izah edersin ki? Amerika kağıdı boyuyor, dolar diyor onunki. Benim kağıdımdan 5 kat, 3 kat böyle bir mantık olur. Siz kendi para birimini kurmaya kalktığınız zaman yeniden Türkiye'de darbe olur. Yaşatmazlar. Bunu dile getiren hocama kaç tane darbe yaptırdılar. Hocam Rusya ile İran'la alışverişlerde milli paralar kullanılacak tabii, dendi. Tabii, tabii. Bu kadarına bile tahammül yani veriyor. Kağıdı boyuyor, dolar diyor, petrol alıyor. Hı-hı. Maden alıyor. Sonra kartonu boyuyor, tahvil senedi diyor. Verdiği doları geri alıyor, kartonla kandırıyor. Arap'ın kasasında dolar yoktur, karton vardır. Tahvil senedi. Bir kağıt ve kartonla 100 yıldır sömürülen bir ülkeyiz.
Sadece biz değil. Coğrafya olarak. Suud'un paraları da Amerikan şimdi, bankalarında alamıyor hocam. El koyuyor bir tabii, de üstüne yani. Tabii. Kendi Amerikan parası. Evet. Ve en mühimi para birimi bir atom zaten. Hı-hı. Bugün İslam ülkeleri geçsin. Ne NATO kalır ne Birleşmiş Milletler kalır. Bugün petrol almaya gelecek. Hayır, senin paran yok. Nereden bulacağım senden petrol almak için? Kenya'ya git, Kenyalı'nın parasını getir. Kenya'ya gidecek, Kenyalı'nın parasını alacak veya başka ülkeye. Türkiye'ye gelecek, benim parayı alacak ki gitsin benim kağıdımla petrol alsın. Ne yapması lazım? Benim paramı Kenyalı'nın, Afrikalı'nın parasını, Pakistanlı'nın, Bengaldeşli'nin, o zavallı Arakanlı'nın parasını almak için yatırım yapması lazım Avrupa ülkeleri. Kim kalkınacak? Fakir fukara ülkeler diyorsunuz. Aslım ülkeler. Evet. Ve Müslüman ülkeleri parçaladıktan sonra kendi NATO'nuzu kurun diyor işte. Kendi savunma paktı diyor, NATO demiyor. O zaten birliği, o Birleşmiş kişi, Milletler tabii, ondan sonraki tabii, süreçte. Savunma paktı. Evet. Biz şimdi bir şeyi dikkatten şey ediyoruz. Yani Suud'a yapılan darbe NATO'nun yeni kurulmakta olan İslam paktına yaptığı darbedir. Kurulmuştu. Suud da finanse ediyordu birçoğunu. İslam ordusundan bahsediyoruz. Tabii. İslam işbirliği teşkilatı. Kurulmuştu. Tatbikat yapılıyor. Ya, kaç Müslüman ülke unuttum sayısını o zaman. Oraya üye oldular. Suud da buraya üye oldu. Bu ne demektir? Uykusu kaçtı Batı'nın. Orayı nasıl yok etmesi lazım İslam savunma paktını? Yani Müslüman ülkeler ordusu kurulmuş idi. Bunu Suud'la ancak önleyebilirlerdi ve darbe yaptılar. Şimdi ne oldu? Geçici olarak askıya alındı ama illa bir gün kurulacak bu Allah'ın izniyle. Onun için düşmanlar güçlü olduğu için değil, Müslümanlar güçlerini kaybettiği için güçlü gözüküyorlar. Biz hocam enerjimizi kaybettik. Tabii Müslümanlar kaybettik. Varlık içinde yokluk çekiyorlar. Hava bizde, güneş bizde, petrol bizde, maden bizde. He? Yeryüzünün en güzel kaynakları bizde, su bizde, meyve bizde, aç bizde, sefil bizde, efendim, mazlum bizde, ölen bizde. Neden? Çünkü koskoda vücudu parçalamışlar. Yeniden ayağa kalkmamız lazım. Kalkıyoruz elhamdülillah. Türkiye'nin bu kadar darbe ve devrimlere rağmen hala milletimizin kendinden olan evlatlarını başına getirmesi, hala milletimizin milli duygulara bağlı insanları geminin kaptan yaptırması, tüm darbelerden sonra milletin sevdiği insanları milletin başa geçirmesi pes etmediğimizi gösteriyor. Bizi yenemiyorlar. Millet oyunu görüyor değil mi tabii, hocam? Yani tabii. O sağduyu. Tabii. Şimdi bu Ahmet Abdallah sarhoş kafayla plan yapıyor. Haçlısı, NATO'su, MATO'su. Yani efendim Tayyip Bey giderse Türkiye yutarız, nah yutarsın. Asla. Bir Tayyip gider, bin Tayyip gelir. Bilmiyorlar ki. Allah uzun ömür versin Tayyip kardeşime. Her türlü şerlerden korusun ama bu hareket şahsına bağlı bir hareket değildir. Din ve vatan müdafaası kıyamete kadar Müslümanın inancıdır, imanıdır. Müminin özgürlüğüdür. Kişilerle kaim değildir. Kimler gitti, geçti, geldi? Hocam devletin en güçlü olduğu anda Fatih Sultan Mehmet Han suikastla öldürüldü. Bakın devletin en güçlü olduğu bravo anda. Bravo. Yahudi öldürdü onu da. Yani işte Yakup. Zehirledi. Arsenik zehriyle. Ertuğrul Gazi. Korkulu rüya. Tekfurların, kalelerin orada. Ve bayram ettiler ölümüne. Ama oğlu Osman Ertuğrul'u mumla arattı. Yaptı. O gitti, Orhan Gazi geldi. Yani. O gitti, Sultan Murat geldi. Bir ara yine Müslümanlara, bir Müslümanlar bizim NATO'dan değil, kendimizden korkmamız lazım. Kendi Müslümanlar. İçerideki fitnecilerden. Tabii. Evet. İran geldi, bela oldu. Moğollar geldi, arkadan vurdu.
Yıldırım Beyazıt Timurlen geldi. Esir aldı Yıldırım Beyazıt. Evet. Çelebiler dönemi. Bitirebildiler. 11 yıl iç savaşlar. Tabii. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Buna imanımızı arttıracağız. Ve ne olursa olsun bir öz çekirdek bir milli dini bir damar var. O devletin içinde tabii. Her zaman canlı ve diri. Doğru mu hocam? Tabii. Kriz anlarında. Devletin bekası söz konusu olduğu zaman bu milletin her bir ferdi lider adayıdır. Her biri bir Ertuğrul diyorsunuz. Tabii. Her biri. Allah'ın izniyle. Biz hiçbir zaman lidersiz başsız kalmadık. Yani devleti başı hilafeti kaldırsalar da İstiklal Harbi'ni gördük. Bir Nurettin Paşa çıktı. Tarihte anlatılmaz. Şimdiki inşallah TRT bunu film yapıyor. Nurettin Paşa'nın kahramanlığını göreceğiz. Medine tabii. Muhafızı. Medine muhafızı. Kahraman. Ne Medine? Sakarya Savaşı'nın komutanı. Evet. Doğu Cephesi komutanının Kazım. Yardımcısı. Evet. Ali Fuat Cephesi'nin daha niceleri var. Kazım Kara. Yani biz elhamdülillah oğul Ali Arı'ya benziyoruz. Elhamdülillah. Allah lütfediyor. Neden? Hikmeti ne? Bu haftada yazacağız. Hocam. Rahmani hareketlerde lider Kevser, şeytani hareketlerde lider Efter'dir. Delili ne hocam bunun? İnne atayna kel Kevser, fesalli rabbike venhar. İnne şaneke ol Efter. Resulullah'a diyorlar ki ey Muhammed tabii. Senin soyun kesildi artık. Tabii. Üç oğlun da öldü, tabii. Vefat etti. O sadece Allah Resulü Aleyhisselam'ın şahsında. Kevser kelimesinde çokluk var. Her şeyin çokluğunu Allah bize ihsan etti. Liderin de. Batılılara bak Hitler'den sonra Hitler çıkaramadı. Firavun'dan sonra Firavun. Deccal'dan sonra Deccal. Ebu Cehil'den sonra. Çünkü onlar da güdük. Biz de elhamdülillah. Ayet-i kerime var. Çok ilginçtir. Ayet mahalli aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Takva üzere olursanız nice liderler çıkarırız. Şart o. Lider demiyor. Prensip var orada. Tabii. Yani şimdi hocam Ertuğrul dizisini izliyor evde çocuk. Yani dışarı salsan elinde kılıçla küfar avına çıkacak. Her bu manada bu vatanın evladı bir Ertuğrul, bir Osman Gazi dediniz. Ve liderler asla bu milletin özünde hiçbir zaman yani kesintiye uğramadan velev ki birisi şehitle edilse, suikaste de hani kendilerince devre dışı bırakılsa bu yürüyüş bitmeyecek. Liderlerin garantisini Allah mı verdi? İşte öyle diyebilir miyiz bu ayet üzerinden? Takva üzere olursak, yani arayıcı Allah'a kul olma bilinciyle yaşarsak sizi lidersiz tabii, bırakmayacağım tabii, diyor tabii. Cenab-ı Hak. Hocam bu sahipsiz bırakmayacak. Bu müjde kafirlerin keyfini kaçıracak bir müjde. Müminlere de ümit verecek bir müjde. Değerli izleyenler. Zaten bu iktidarın en büyük destekçisi NATO emperyalist çevreler. Allah onlara bu görevi vermiş. Bu iktidarın tabii, en büyük destekçisi tabii, tabii. NATO ve emperyalize haçlı diyorsun. Diyor ya fasığın eliyle de Allah dinini kuvvetlendirir. Nasıl? Musa Aleyhisselam'ı kime besletti? Firavun'un sarıklarında. Türkiye'yi de bu firavunlara besletti. Nasıl hocam soracağım. Nasıl mı? Çok... Cevap hocam reklam arası verelim. Nasıl olduğunu çünkü hakikaten ben daha heyecanlandım. Kısa bir aramız var değerli izleyenler. Yani... Hocamız hani en büyük dehtezini de bilmeden nasıl oyunu Allah getiriyor? Firavunu oyuna getiren tabii, Allah tabii. Çağımızın firavunlarından tabii, nasıl oyuna tabii. getirdiğini para versen yapmazlar. Hikmeti üzerine konuşacağız reklamlardan sonra. Allah'ın rahmeti tüm inananların üzerine olsun. Çanakkale'de birlikte korudu ailemizi. Bu memleketin evlatlarını 15 yaşına kadar Kur'an öğrenmesi yasak. İstanbul'da 9 belediye başkanlığını kazanan Selahaddin Eyyubi'nin milli kahraman şehzadinde lisanı bu ülkede nur olsun. Bir bütün milyar Müslümanın bir tam bu erdemli neslin oluşması için vakıf hizmeti. Evet değerli izleyenler Akit TV ekranlarında Şevki Yılmaz hocamız yine
çarpıcı bomba gibi açıklamalar yapmaya devam ediyor. Her hafta salı akşamı olduğu gibi. Bu arada sosyal medya hesaplarımız üzerinden soru ve görüşleriniz de geliyor. Daha çok teşekkür ve dualarınız var. Çok teşekkür ediyoruz tüm izleyicilerimize. Hocamız reklamlardan önce çok enteresan bir mevzuyu dile getirdi. Velev ki Haçlı Siyon Şer Cephesi Türkiye'nin, Ümmeti Muhammed'in bu yürüyüşüne, bu milli duruşuna, direnişine, dirilişine engel olmak için liderlerimizi de şehit etse, devre dışı bıraktığını zannetse biz de lider bitmez dedi. Kevser suresine atıf yaptı ve bir şarta bağlı olduğunu söyledi. Sizler eğer muttaki olursanız ayetini hatırlattı ve başkalarına kul değil, yalnız Allah'a kulluğu tercih etmeyin adıdır takva. Takva. Takva tabii. Yalnız Allah'a kulluğu tercih etmenin adıdır. Tabii. Böyle olursak kulluk bilincinde yaşamak, köle, kul, yalnız Allah'a teslim olmuş. Boy rükû olmasaydı eğilir miydi başlar. Onun için namazın Türkçesinde o 21 manası vardı. Namazın ilk manası saygı duruşu demektir. Yani sizin programın Allah'tan başkasına yapılmaz. Programın başında söylediğiniz kafirleri dost edinmeyinin de manası ve anlamı bu o zaman. Tabii. Bu ölçü yani. Yoksa tabii, bizim hukukumuz olur, alışverişimiz olur, ticaretimiz tabii olur, bu ayrı. Tabii, ama devlet yönetiminde velayeti, oradaki kontrolü, oradaki dostluğun bir manası, hı-hı, hani onların paktında esir olmayın. Evet. Onların mevlasına girmeyin. Emir eri olmayın. Ve hocam, izleyiciyi hatırlatalım sayın izleyicilerimize. Dediniz ki Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un sarayında Firavun'a büyüten Allah bugün de Türkiye'yi bu manada, bu dönemin liderini, İslam alemini Haçlıların eliyle koruyor dediniz. Koruyor. Nasıl oluyor hocam? Şendiriyor. Hani Tayyip Bey sırsız söyler, düşmanım hızımsın, evet, rüzgarımsın Necip Fazıl merhumdan. Düşman, yani evet, düşman bizim hızımız, rüzgarımız. Böyle saldırılar olmasa iç barış bozulur. Müslümanlar birbirlerine uğraşmaya başlar. Bunların tokmakları bizi birbirine bağlıyor. 100 sene vaaz etseydik, sohbet etseydik, baş açığı, baş örtücüsü, ayyası, sarhoşu, birleştirebilir miydik? Ağızlarla. Kemalisti, milliyetçisi, liberali. Ama bir 15 Temmuz darbesi bütün milleti birleştirdi. AK Parti iktidarı yani 100 yıl çalışsa, batılılaşma belasına karşı 100 yıl gayret etseydi, 15 Temmuz gecesinin darbe kadar bu milleti, batıyı tanıtamazdı. Tek kişi kalmış canavarlarını. Bu Allah'ın lütfudur. Yani teşekkürler tabii, gezi diye yazmıştınız. Tabii, o zaman tabii, teşekkürler NATO mu diyelim tabii, şimdi hocam? Tabii teşekkürler Batı. Batı. Neden? Şimdi bu darbeyi planladınız. Referanduma bak. Batı ahmaklar olmasa biz referandumda evet çıkarabilir miydik? %1,5. Teşekkürler olan da bay bay. Merkez. Yani bakanı kovuyor. Evet. Efendim atla eziyor. Hı hı. Şimdi sağduyu sahibin Alevi, Sünni, ben Avrupa'da karşılaştım ya. Hı hı. Bu işin diyor Alevi'de Sünni yok. Bu devlet meselesidir diyor. Değil mi? Yani. Tabii Viyana'da, her tarafta. Yani bunları Rabbim ya şaşırtıyor. Parasız amigolar, ahmaklar. Şimdi de AK Partisi'nin anketlerine bu hafta bak. Hı. Geçen haftayla bu hafta. Yani evet, şu an Norveç'teki yani, evet, şu NATO sahne skandalı. Yani para versen yapmaz ahmak. Kim yaptırıyor? Cenab-ı Hak. Ve şu müjdeyi de vereyim. Onları birlik görürsün asla. Allah yarattığını bilmez mi? Rabbim diyor. Bu anayasamız diyor Kur'an-ı Kerim. Kulubuhum şette. Kalpleri paramparça. Başka bir ayette çok ilginç. Onlar bize, yani bana iftira attıkları için, İsa Allah'ın oğlu, hı hı, evet, diye iftira attıkları için aralarına kıyamete kadar birleşmemek üzere kin ve nefret tohumu attık diyor. Onlar birleşse dünyada bir Müslüman kalır mı şu anda? He?
Birleşemedikleri hali tabii, buysa hocam tabii, Allah tabii, korusun. Tabii. Evet. Tabii onun için. Zahiren birleşmiş gözüküyorlar mı? Şimdi arkaya öne bakan yürüyemez. Sağa sola arkaya bakan yürüyemez. Yürümek istiyorsan öne bakacaksın. Türkiye'nin ayağa kalkması için biz düşmanlarımızın efendim anlatmakla vakit harcamayacağız. Biz kendimizin güçlenmesi için el birliği yapacağız. Herkese bu konuda görev var. Vatandaşımıza, bizlere görev var, vatandaşlık görevi. Muhalefete görev var. Dillere şenlik muhalefeti, Yeniçeri muhalefetini bırakacağız. Türkiye adına, millet adına muhalefet yapacağız. İktidara da önemli görevler düşüyor. Kendini sandığa taşıyan insanları daha çok memnun etmenin adımlarını atacağız. Yine yazdınız bu hafta hocam, başarının sırları tabii, dediniz. Tabii. Yani üçüncü bölümü yayınlandı. Hani her zaman mutlaka Habervakti.com'dan yeniakit.com.tr'den okumanızı tavsiye ediyoruz. Hocamız başarı ve mağlubiyetin sırları diye üç bölümlük şu an. Hocam haftaya devam edecek mi cumaya? Yani, dördüncüsüyle bitecek. Dördüncüsü. En önemlisi ya cuma günü. Çok önemli vurgularınız oldu. Bunlar hocam, bizim yani şeyler değil. Kur'an ve sünnette tarihteki tecrübe ve tatbikatlardır. Allah'ın kimseye torpili yoktur. Onun için Rab kelimesinin manası torpilsiz ilah demek. Her şeyi denklemize etmiş. Başarının yolları da denklemize var. Mağlubiyetin sebepleri de denklemize edilmiş. Aklımızı başımıza alacağız. Kur'an-ı Kerim'i ölmüş kabirlerin kitabı olmaktan kurtarıp başarımızın kitabı haline getireceğiz. Dünya ve ahiret başarımızın. Dolayısıyla biz Türkiye'mizde bütün dünya insanlığının, sadece mazlum coğrafyanın değil, ezilen her kesimin beklediği analık makamında bir Türkiye'yi oluşturmak için gece gündüz el birliği yapacağız. Bütün herkese bu konuda buradan çağrıda bulunuyorum. Şahsi meselelerimizi bir kenara bırakacağız. Pireye kızarak yorganı yakmak neyse, şahsi meselelere kızarak vatan yorganı yakmak daha tehlikeli, daha ağırdır. Onun için iktidar da buna dikkat edecek, vatandaş da buna dikkat edecek. Köylüyü memnun edecek, üreticiyi memnun edecek. Bu faiz belasına karşı savaşı hızlandıracak. Ben konuşmam için de bunları vaktim yoktu. Yani o Osmanlı yıkılış sebeplerinden biri de faizin Osmanlı'ya girmesidir. Daha iki gün önce Erdoğan yine tabii, konuştu hocam. Faiz yıktı. Faiz yıkılış diye sebeplerinden biri faizdir. Borçlanma. Irkçılık ayrı bir belaydı. Faiz ayrı bir bela. Ki o devrin faiz yüzdesi belli. Türkiye'miz 28 Şubat'tan sonra %1000-2000'e varan faizlerle ne hale getirildi? Repolar hocam. Onun için katılım bankalarının güçlendirilmesi lazım Türkiye'de. Artık millet paralarını Allah'a savaş açma olan faizli bankalara değil, faizsiz katılım bankalarına mutlaka yatırarak bu Siyonist oyununu bozmamız gerekiyor. Milletimize çağrıda bulunuyorsunuz. Tabii, yani katılım tabii, bankalarını tabii, destekleyelim. Tabii. Çekeceğim bu haramdan kurtulacak. Allah'ın savaş yaptığı millet nasıl ayağa kalkacak? Allah bizi düşmanlardan koruyor. Neden? Çok sevdiği için mi bu kadar haramlara düşmüşüz diye? Yok. Merhametinden koruyor. Ve Türkiye'nin konumundan koruyor. Zalimler, kafirler, yeryüzünün yeniden ahtapotu olacaklar. İzin vermiyor Cenab-ı Hak. Ama yine de biz kelime-i şehadet getirdiğimiz için, Müslümanlığı kabul ettiğimiz için yaşamasak da, yaşayamasak da bize merhameti, yardımı her zaman devam ediyor. Ne yapmamız lazım? Tövbe edip bu yoldan vazgeçmemiz lazım. Bugün camideki hacılar, müftüler, hocalar vesaire, umreye gidenler, gitmeyenler bankadaki paralarını çeksin, katılım bankalarına atırız. Bak bakayım işsizlik oranı kaça düşüyor. Faiz nedir? Faizin Türkçesi ne?
Hem günahtan korun diyorsun hocam, hem paran tabii, değer kazansın. Faizin Türkçesini. Faizin birçok manası var. Bir tanesini söyleyeyim. Faiz Yahudilerin Yahudi olmayan dünya insanlığından aldığı kölelik vergisidir. Yahudinin Tevrat'ına bir bak. Yahudi Yahudi'ye faizle para veremez. Ama Yahudi olmayanlarla olmayanları faizle kendilerine köle ederler. Dünyanın neresinde olursa olsun faiz muamelesine bulunan her kişi oraya vergi veriyor. Bankaların merkezi nere? Yeryüzü bütün bankalar. Onun için aklımızı başımıza alacağız. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Yani ekonomik kalkınmaya vatandaş olarak da hocam tabii, omuz vermemiz lazım diyorsun. Sorumluluklarımız tabii var. Özellikle bu Cumhurbaşkanımızın faizle alakalı o çırpınışları, feryatlarına kulak verelim. Tabii. Faizin düşürmesi vatandaşın da elinde biraz doğal tabii olarak. Yani parasını değerlendirme açısından. Yani ne diyor bankacı... işte Allah gani rahmet etsin Necip Fazıl. Bir kişiye 9 pul, 9 kişiye 1 pul faiz bu. 9 kişinin sofrasında 1000 tabak bırakıyor. Bir kişinin sofrasına 9 tabağı getiriyor. Bunların da sayısı 1/1 geçmez. Aklımızı başımıza alacağız. İnşaat sektörü durmuş durumda Türkiye'de. Yani istisnalar hariç. Bir inşaat sektörü deyip geçmeyin. 80'e yakın iş kolu inşaata hizmet eder. Boyacısından, camcısından, parkesinden şeyine kadar. Bir inşaat sektörü bütün bu sektörleri durduruyor. 10 bine yakın gayrimenkulün hocam hani ödemeleri yapılamadığı için bankaların elinde ipotek olarak tabii, olduğu sayısını açıkladılar hocam. Neden Tayyip Bey feryat ediyor ki? Yani bu ciddi bir rakam. İşsizlik oranı nedir? Açlık oranı nedir? Faiz oranı yükselmiş. Kadar. Evet. Bunu el birliğiyle düşürmemiz lazım. 17-25'te neredeydi hocam faizler? Tabii. Ne kadar düşmüş? Allah işte beddua etti. Her tarafı yaktı şerefsiz. Yani bir gecede dış borçlara ödenen parayı hesap edin. O hocam, 15-20 Aralık'ta faizlere darbe vurdular o gün. Tekrar %7'ye tabii kadar mı düşmüştü yani tabii, faizler? Tabii. Hocam şimdi bu NATO tabii saldırısı üzerinden şey enteresan gelmedi mi size? Yani hem Gazi Paşa'nın resmini koyuyor, hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın resmini koyuyor oraya. Yani şimdi bu yani aptalca bir hata olarak değerlendirmemiz kolaycılık olmaz mı? Söyledim yani, NATO'nun hedefinde bütün Türkiye'deki bütün milleti ayaklandırma var. NATO'ya tepki artırma var. Neden? Türkiye'yi yemek için Türkiye'nin NATO'dan çıkması lazım. Peki... Bunun zemini hazırlanması için ona benzer. Onu gibi, daha niceleri hazırlanacak. Ama çatışmayı tercihen o zaman bıraktılar mı? Yani Türkiye'de Kemalistler, laikler, antilaikler, Müslüman, yani Alevi, Sünni bu çatışma üzerinden bir planı artık başaramayacaklarını mı düşünüyorlar? Ne diyorsunuz? Yani milletin bu sağduyusunu artık... Hiçbir dönemde geçici süre dışında başaramadılar ki. Geçici süre dışında. Yani, tabii 80 dönemlerini tabii, hatırlıyoruz. Tabii her zaman millet sonunda oyunu gördü. Elhamdülillah yine burada da başaramayacağını gördüler. Çok denediler o senaryoları. Şimdi elhamdülillah doğuda da gidip geziyoruz işte. Doğuda Kürt halkı PKK'ya destek verdiği yok ki. Sadece bir avuç aldatılmış gençler. Bu da Türkiye devletimizin eğitimdeki materyal maddeci eğitimi, materyalist eğitimi ve batıcı eğitimini hala devam ettirmesi. O okullarda yetiştiriyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Hani konuşmamızın sonuna geliyoruz. Evet hocam, son. Hani NATO şu bu, onlar görevini yapıyor yani, onlar kendine göre. Mutlaka hocam. Dünyayı ben yöneteceğim diyor. Yani bu bundan daha doğal bir insanın hedefi olabilir olmaz mi? Olmaz. Biz sonuçta bizi yıkmak tabii için kendi aşırının haberlerini... da hedefi bu, İsrail'in de hedefi bu, Çin'in de. Biz Çin tehlikesini hissetmiyoruz. Çin Amerikan 10 katı tehlikeli bir devlet. Türkiye için, Orta Doğu için. Ve sinsi güçleniyor. Çin tehlikesini görmemesinden gelemeyiz. Çin emperyali. Kesinlikle hocam, orada zaten Çin'le Amerika'nın çatışması herkesin arasında... bir hedefi var. Bizim hedefimiz de
İslam aleminin yeniden ayağa kalkması, birleşmesi olmalı. Biz de bu hedefi seçtik, seçiyoruz, seçeceğiz. Oradan yürüyoruz. Hani bir hatırayla bugünü bitireyim. Hani o hatıraya geçmeden evvel yine her hafta söylediklerimi söylüyorum. Biz seçmeni ayakta tuttukça, seçmeni yanımıza aldıkça 100 NATO gelse bizi kimse yenemez. Bu iktidarı silahla devirme şansları yok. Bu iktidarı sandıkla devirme şansı var. O yüzden. Tabii. Yani milleti demiyorsun ama seçmen vurgusunu özellikle yapıyorsun. Seçmeni yanımızda tutalım diyorsunuz. Bu çok arttıralım. Araziye inelim. Sadece Tayyip Bey'in rüzgarına güvenmeyelim. Tayyip Bey'in rüzgarını kıran, rüzgar kıranlar var. Bürokrasi de var. Bunları her zaman söylüyoruz burada. Ve milleti uyandıracak ilim ehline değer verelim. İlim ehli, sohbet ehline. 13 her hafta vekil imamlar diyorum. 13 her hafta Fahri hocalar diyoruz. 13 her hafta İşkur'daki imamlar kadroya geçsin diyoruz. Eğitilsin. Vatan fedailerine ihtiyacımız var. Bizim Türkiye vatanını seçmen yoluyla korumanın tek yolu var, sohbettir. Sohbet dışında var mı? Korkunç bir iftira kampanyası var. Çok korkunç. Yani Batı'da var, Batı medyasını anlıyoruz. Türkiye'deki medya, onun sözcüleri var, onun karanlık odaları var. Aman Allah, ne yalanlar, ne iftiralar. Bütün bunları tekzip edecek, milletin beyninden yeniden silip temizleyecek sohbet ehline ihtiyacımız var. Bu konuda Maliye ve Ekonomi Bakanları popülist davranmaya mecburdur. Onlar popülist diyor. Ben popülist demiyorum. İnsanımızı mutlu ettireceksin. İnsanımızı huzurlu ettireceksin. Mecburuz diyorsun. 800 milyar 500 lirayla anaokulunda çocuk yetişecek. Öyle bir şey mi? Mevcut öğretmenlerimizin hakları iyileştirilmeli. İlmiye sınıfının hakları iyileştirilmeli. İnsan kazanmalıyız. Ne suikastçıları gördük önümüzde, görmedik. Araba çekicileri suikast değil mi İstanbul'da? Yani hocam. Vali Bey'e 40 defa söyledik. İnşallah Süleyman Soylu kardeşime güveniyorum. Nedir bu eşkıyaya İstanbul'da araba çekiyor? Hastanenin önünde duranı anlarım. Yolu tıkamış anlarım. Bir garajın önünde olan arabayı kaldır. Ama öyle bir yerde durmuyorsa, yağmur altında kış günü yaz fark etmez. Araba çekici mafya ya. Mafya. Eczaneden ilaç alıyorsun. Bir baktın araba yok. Araba yok, evet. Nereden? Ne, hele İstanbul'a yeni gelmiş insan. Bu nedir ya? Bu iktidarın kuyusunu maalesef bürokrasi kazıyor. Kendi bürokrasisi kazıyor. Dikkat edin. Bunları düzelteceğiz. Takip edilmesi lazım. Düzelteceğiz. 5000 işkur kadrosu var. 5000 camide görev yapıyor bunlar. Neden küstürülecek? Şimdi dostu küstürme, dostu düşman etme zamanı değil. Bu iktidara bilmeden düşman olanı dost etme, kazanma zamanı. Taşeronlar müjde tabii, bekliyor hocam. Tabii. Dört gözle. Her hani, hafta kaç tane yorum geliyor, soru geliyor. Şuna bakma, şu Kur'an-ı Kerim oruçtan da önce, hacdan da önce fakire bakmaz mısın? Yetime bakmaz mısın? İnsanların midelerinin doğurmasını teşvik ediyor. İman ayetleriyle beraber gelmiş bu ayetler. Yani Allah Resulü'nün kurduğu ilk bakanlık Tevhid Bakanlığı, ikinci bakanlık Sosyal Hizmetler Bakanlığı. İman. Kölelerle birlikte aç kalmak, ezilenle birlikte doymak. Yani imkanları paylaşabilmek. Bu iktidar bunu yapmaya mecburdur. Sevdiğim için söylüyorum. Evet. Yarın düştüğümüz zaman bunun hesabını kim verecek? En çok hizmet eden yerlerden az oy aldık. En az hizmet giden yerlerden çok oy aldık. Bundan ders almıyoruz mu ya? Hizmeti yine verelim ama tabii işte, insanların verelim, kalbine, biz, tabii. aklına, zihnine tabii. de hitap edelim tabii. diyorsunuz hocam değil mi? Yani neden diyorum? Evet. Yaptığımız köprülerden geçenlerin elleriyle yıkılmayalım. Avrasya Tüneli'nden geçenlerin elleriyle yıkılmayalım.
Çünkü insan nankördür. Dün nerede unutur? Rabbına nankör. Rabbimiz kadar kullara kim verebilir ki? Kimse. Ama hocam ideoloji... Şu havanın, şu oksijenin bedeli ödenebilir mi? Allah var. Oksijen veriyor, hava veriyor. Şükreden var, nankörlük var. Nankörlük edemez. Aman da. Yani bu hep olacak. Yani bu hep olacak her zaman, manada ama biz her zaman biz vazifemizi başarısızlığın yollarından biri neydi? Tedbirsizlik. Tedbirsizlik. Hocam bu hafta tedbiri, yaptınız. Tedbiri elimizden bırakmayacağız. Hocam Allah razı olsun yayının sonuna geldik. O mazlumların duasını alsak, o gariplerin, o fahirlerin, o efendim sağlıktaki görev bekleyen lise mezunu, hemşerili duasını alsak elimize ne zarar gelir ya? Hocam. Ne zarar gelir? İktidara kalmaya mecburdur AK iktidarı. Neden? Şu anda AK iktidarın milli bir muhalefet alternatifi yok. Evet. Allah korusun. Şu dakika bir. Bu iktidar düştüğü zaman hapishanedekiler yer değiştirecek. Şu kaseti saklayın. Allah göstermesin. Türkiye'ye göz dikenlerin çirkin emellerini kursaklarında bırakmanın yolu seçmeni yanıltıcı işlerden kaçırmak, kaçınmak, seçmeni öfkelendirici hareketlerden kaçınmak. Şöyle Tayyip Bey neden kıyamet kopuyor? Şu vergileri kim arttırdı diyor. Biliyorsun. Yani evet. Efendim arabalara siyah. İşte evet filtreler. Filtrede kim kuyuyor? Enteresan işler, operasyonlar hocam tabii. Yani. Ama Allah'tan, ben iktidardan bekliyorum. Beştepe uyanık da. Tabii. Evet hocam şimdi hocam son bir dakikamız. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca değerli izleyenler hocamız Ankara'dan indi uçaktan direkt stüdyoya girdi. Abdest tazeleme bile vakti yoktu dedim. Hocam. Bir şey soracağım onunla bitirelim. Şimdi geçtiğimiz hafta bugün yayınımızı Muhammed Zahid Kotku Hazretleri'nin vefat yıl dönümü üzerinden ilim ve irfan, tasavvuf ahlakı üzerinde konuştuk. Şimdi yayın sonunda da şehadetinin yıl dönümünde çok önemli bir dava adamının anmadan kapattık. Adam ona geçmeden bir söz. Almanya'da yeni Müslüman olmuş Hamza'yı ziyaret etmiştim yıllarca önce. Çok kültürlü bir arkadaştı. Ne dedi ziyaretinde? Türkiye'ye şaşırıyorum diyor. Avrupa'nın kapısında bekçi olacağınıza. Koskoca İslam dünyasının efendisi olmayı, lider olmayı neden tercih etmiyorsunuz? İşte bugün o Hamza'nın yıllar önce söylediği elhamdülillah yöneldiği için dünya bütün Türkiye'ye saldırıyor. Avrupa'nın kapısında bekçiyken kimse rahatsız olmadı. Olmadı işte. Değil mi hocam? Evet. NATO kimsenin resmini koymadı. Tabii, o tatbikatlarda tabii. Hedef almadı. Şimdi yeter işte. Artık kapında bekçiyim. Artık geçti Bolun Pazarı. Ben Avrupa'nın, NATO'nun uşağı değilim. 1,5 milyar İslam coğrafyasının hammalıyım. 6 milyar insanlığında inşallah hamisi ve abisi olacağım diye. Eyvallah. Yola çıkmıştır Türkiye. Yolu açık olsun diyorum. Hocam biz de bu temenninize amin ve gönülden katılıyoruz. Şimdi Muhammed Osman 1453 Osmanlı Gökhan Ekici, Hayrettin Alim, Hamo Hümeyra'nın, Fatih Osmanlı, Sami Coşkun, Abdullah Tuca, birçok izleyicimizin yorumları var. Yarın da Avrupa'daki kardeşlerimizi inşallah. Yarın evet Almanya'ya uçuyorsunuz. Tabii. Konferansınız var hocam. Bu ara Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil kardeşime de başsağlığı evet, diliyorum. Evet babası vefat etmiş hocam. Babacığı çok kültür. TUSAŞ Genel Müdürü. Evet eski Türk Hava Yolları evet, Genel Müdürü. Şimdi TUSAŞ. Allah gani gani rahmet etsin. Sevdikleriyle cennette buluştursun. Başı sağ olsun diyorum. Ve değerli izleyenler artık kapatma vaktimiz geldi. Konu üzerine isterdim ki hocamızın görüşlerini alalım ama öyle bir figür var ki, öyle bir dava adamı var ki Filistin direnişi dendiğinde akıllara o geliyor. İlk ateşleyenlerden adı Ateş, andı Ateş, aşkı Ateş bir adam. İzzettin Kassam'ın vefat yıl dönümü 82. yılıydı. Onu rahmetle anıyoruz. Filistin hareketinin öncü isimlerinden biriydi. Ve bir VTR ile kapatalım hocam. Osmanlı ordusunun kahraman askeridir. Evet, İzzettin El Kassam. Diğer bir resimlere bir bakabilir miyiz? Video tarzındaki. Hocamızın dediği gibi Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Libya'da direnişi örgütlemek için önce Libya'ya
Sonra da hocam Filistin direnişinin başına gönderildi. Suriye asıllı, Laskiye doğumlu. Rabbim bize de onun mertebesini, şehadetini nasip etsin inşallah. Amin. Evet hocam. İzzettin Kassam'ı rahmetle anıyoruz ve hocam bir VTR'mizde kapatalım. İzzettin Kassam'ı anlatan İhsan Şenöcek hocamızın kısa bir VTR'si var. Onunla kapatıyoruz ve haftaya inşallah salı akşamı tekrar Şevk İlmaz hocamızla Milli Dirilişte buluşmak üzere arkadaşlar. 4 No'lu VTR. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 1935 yılında Osmanlı alimi İzzettin Kassam ki şimdi onun çocukları Gazze'de direniyorlar. Onlar İstanbul adına direniyorlar. Abdülhamit adına orada cihad ediyorlar. 500 tane İngiltere'den özel kuvvetlere mensup asker geliyor. Sabah namazında 12 öğrencisiyle İzzettin Kassam Hazretleri'ni kuşatıyorlar. Öğrencilerine dönüyor diyor ki Mutu Şuheda, karşınızda özel kuvvetlere ait 500 asker var. Siz 12 kişisiniz. Uhud'daki Hamza gibi, Enes bin Nadır gibi Hazreti Allah'a şehit olarak gidiniz. Şehit olarak Rabbim ruhunuzu teslim ediniz. Sabahtan öğleye kadar vuruşuyor. Öğle vakti ruhunu Allah'a teslim ediyor. Şimdi dünyanın korktuğu, 1,5 milyarın korktuğu 9 tane Arap devletinin 1967 Arap-İsrail savaşında 6 gün karşısında duramadılar İsrail'in. Şimdi o İsrail'in karşısında İzzettin Kassam Hazretleri'nin 9 yaşında çocukları sapan taşlarıyla duruyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Ey İsrail, demir kubbeler yıkılacak başına. Yıkılacak Tel Aviv Allah'ın inayetiyle. Ne kadar köle olmuşuz. Feyne tedebun. Nereye gidiyorsunuz? Allah'ın rahmeti tüm inananların üzerine olsun. Çanakkale'de birlikte korudu ailemizi. Bu memleketin evlatlarını 15 yaşına kadar Kur'an öğrenmesi yasak. İstanbul'da 9 belediye başkanlığını kazanan bu cumhurbaşkanı. İzin denilen rakında Kudüs'teki ilaç Selahaddin Eyyubi'nin milli kahraman şehzadinde lisanı bu ülkede mür olsun.